Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere kelime üretme oyunu, kelimelik, kelime bulmaca, birden fazla ismi var. Farklı uygulamalarda farklı isimlerle karşımıza çıkan bizim kutusunu göstereyim öncelikle. Bu kutuyla kelime üretme oyununu sizlere anlatacağım. Mobil uygulamada kelimelik diye de bildiğiniz hem manuel olarak hem kutu oyunlarıyla hem mobil uygulamalarda karşımıza çıkan kelimelik oyunu nasıl oynanır tüm detaylarıyla sizlere hızlı bir şekilde anlatacağım. Sizler de merak ettiğiniz tüm oyunların videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da yeni oyunlardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri de soru olarak sorabilirsiniz. Şimdi gelelim oyunumuza. Oyunumuz az önce kutusunu gösterdiğim kutuyla beraber bizlere geliyor. Toplam 4 ıstaka çıkıyor. İçerisinden 2 tanesini aldım. Ben 2 kişi için göstereceğim ve şu şekilde kelime torbamız, harf torbamız daha doğrusu. Bu harf torbasını da nasıl kullanacağız, ne yapacağız şimdi anlatacağım. Öncelikle rakip oyuncumuzun ve kendimizin ıstakalarını önümüze alıyoruz. Bu şekilde ıstakalarımız burada. Ve her oyuncu 7'şer harf çekecek arkadaşlar. Istakamıza 7'şer harfimizi koyacağız. Normalde mobil uygulamalarda da ortalama genelde 7 harf ile sizler başlıyorsunuz. Ve daha sonrasında oyun harflerinizi kullandıkça yeni harfler sizlere geliyor. Şu şekilde torbamızdan rastgele her oyuncu görünmeyecek şekilde veya şöyle sırayla da çekilebilir, bir de çekilebilir. İlk çeken kim olacak çok bir önemi yok zaten kapalı çekildiği için. Şu şekilde hem rakibime hem bana 3, 6, 7 harf buraya ve burada arkadaşlar benimki hepsi sessiz gelirse ne olacak? Pas geçeceksiniz. Yani burada sesli sessiz ayrım yok. Hepsi sesli de gelebilir, sessiz de gelebilir. O yüzden önemi yok. 7 tane de kendime aldım. Şu an ne olduğunu torbaya kaldırıyorum. Tekrardan nasıl kullanacağız onu da göstereceğim. Harflerinizi bu şekilde aslında okey gibi de biraz ıstakamıza. Altında da harflerin puanları var bu arada. Hangi harf kaç puan? Altta görülüyor. Bu şekilde harflerimi diziyorum. Aslında fena da değil. Şu ana baktığım kadarıyla evet A harfim de geldi gayet iyi. Sizler rakibinizin ve rakibiniz de sizlerin harflerini görmemeli arkadaşlar. Ben şu an bilerek herkes görsün, anlasın diye gösteriyorum. Ama normalde kimse kimsenin harfini görmeyecek. Sizler rakibinizde acaba şu harf varsa bu harfi kullanıp yüksek puan alabilir diye ona göre hamle yapmamanız için sizler rakibin hamlesini görmüyorsunuz. Rakibiniz de sizin harflerinizi görmüyor. Şimdi şunu ters koymuşum. Şimdi ilk kimin başlayacağı, ilk partiye ben başlarım sen başlarsın diye kendiniz de belirleyebilirsiniz birden fazla eğer oynayacaksanız. Eğer birden fazla oynamayacaksanız bir torbadan harf de çekebilirsiniz. Kimin harfinin puanı daha yüksekse o da başlayabilir. Yani ilk kimin başlayacağını kendi aranızda anlaşarak zaten mobil uygulamalarda sizler bunu seçemiyorsunuz. Daha çok uygulama size hangisini ilk giren başlarsa, kimi başlatırsa o ile başlıyor. Şimdi bunlar benim harflerim. Bu benim ıstakam diyelim. Bu da rakibin ıstakası. İlk ben başladığımı varsayarsam. Oyun 15'e 15 toplam 125 karelik oyun tahtamız üzerinde oynanıyor. Ve oyuna ilk başlayan orta merkez yıldızdan başlamak zorunda. Çapraz başlanmıyor arkadaşlar. Yatay veya dikey yıldıza başı sonu ortası denk gelecek şekilde herhangi bir harf kullanabilirim. Onun dışında yıldızla başlayan çarpı 2 alıyor arkadaşlar. Direkt harflerinin toplamının çarpı 2'sini alıyor. Diğer şekilde zaten burada puanlama yazıyor. Harfin 2 katı, kelimenin 2 katı, kelimenin 3 katı, harfin 3 katı şeklinde yazıyor. Istakalarım kayıp düşüyor. Bunları ben bırakayım. Şu an hemen ben başlangıçta harflerimi gösterdim zaten sizlere. Harflerim burada. Bu harflerle hemen hızlıca bir kelime. Mesela şöyle hemen aklıma gelen uyak. Uyak yazdım. Eğer aranızda kesinlikle olur, tartışma olur, işte bu kelime vardı, bu kelime yoktu diye kararsız kalırsanız sizler bunu daha sonrasında
Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kendiniz araştırarak da zaten kabul edilen kelimeler, edilmeyen kelimeler diye var. Hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Uyak yaptım, kaç puan aldım peki? 2, 3, 5, 7 bir de yıldızım vardı. 2 katıydı 14. 14 puanla oyuna başladım. Kaç harf kullandım? 4. Hemen torbadan şöyle daldırıp görmeden karıştırıp 4 tane 5 geldi. Birini attım. Kapalı bir şekilde tabii görmeden atmam lazım aslında. Hızlı bir şekilde yapmak için. 4 harfimi aldım. Onları da hızlı bir şekilde ıstakama diziyorum bir yandan. Rakibim kelimesini düşünürken ben de harflerimle kendi planımı yapabilmem için. Dediğim gibi ıstakalar görünmüyor. Şu an peki rakibim nasıl oynayabilir? Nasıl oynarsa mantıklı olur? Buradan bakalım. Rakibim artık benim koyduğum harflerin yanına, üstüne, dikeyde veya yatayda denk gelecek şekilde yapabilir. Mesela bu Y, E'yi buraya koyabilir. Y. Y bu onun da uyumlu olması lazım. Y Türk alfabesinde Y harfinin seslenişi olarak kabul edildiğinden kabul edilen bir ses. Peki bu şekilde bırakabilir mi? Bırakabilir ama mantıksız olur. Nasıl mantıksız olur? Çünkü daha harfleri var. Harflerini kullanabilir. Mesela şuraya da V'yi koyduk diyelim. Y oldu, ev oldu, av oldu. Koyduğu her şeyin uyumlu olması lazım arkadaşlar. Yani sadece bu şekilde bırakabilir mi? Bırakabilir veya sadece şu sıranın uyumlu olması, bunun da uyumlu olması yeterli mi? Hayır. Bize var olan tüm seslenişlerin uyumlu bir şekilde çıkması gerekiyor. Peki daha fazla devam edebilir miyiz? Harflerimizi de bulabilirsek. Mesela şuraya i'yi koysak ki de uyumlu olur ama evi uyumlu olur mu emin olamadım. Mesela bunu kaldıralım. Sizler daha sonrasında düşündüklerinizi araştırabilirsiniz arkadaşlar. Veya daha karlı kesin. Mesela şuraya uf kabul edilebiliyor. Ama fev kabul edilebiliyor mu bilmiyorum. Veya fevi. Burada sizler daha detaylı, daha karlı. Ben zamanınızı almayayım. Çok düşünüp zaman almak istemiyorum. Mesela bunun puanını hemen hesaplayıp sizlere daha temel şeyleri vermeye çalışacağım. Rakibim iki harfle bu şekilde tamamladı diyelim. İki harfini torbadan çekecek. Istakasına koyacak. Tekrardan 7 harfiyle devam edeceği şekilde. Daha sonrasında ise buradan kaç puan aldı? Y'den bakın. E'de harfin 2 katı vardı. Yani E'miz artık 2 puan. Y'den 5 aldı. Ev'den 9 aldı. 14. Av'dan da 8 aldı. Toplam 22 puan aldı arkadaşlar. Yani rakibim aslında bu hamlesi bile rakibim için iyi bir hamle oldu. 22 puanla o da başladı. Ama dediğim gibi harfleri güzel. Seçeneği de çoktu. Daha fazla düşünüp çok daha karlı hamleler yapabilirdi. Bu şekilde tamamladığını varsaydık biz. İki harfini çekti ve 7 harfiyle tekrardan düşünmeye çekildi. Kimse kimsenin harflerini görmüyor. Tekrarlıyorum. Sizler bu şekilde tabloda başlanılan yerin herhangi bir yerine denk gelecek şekilde, herhangi bir yerinden denk gelecek şekilde devam edeceksiniz. Bunlar benim harflerim arkadaşlar. Burada mesela R'yi koyduk. Ur kabul ediliyor. Rev kabul ediliyor mu bilmiyorum. Mesela şuraya bir R'miz daha olsa revir yapardık. Güzel olurdu ama R'miz olmadığı için olmadı. Normalde böyleydi bizimki. Mesela şöyle yapsak sav oluyor arkadaşlar. Ak da oluyor. Sar da oluyor. Bu şekilde I'mız olsa mesela onu da koyardık. Sarı da yapabilirdik. Buradan harfin iki katını alırdık. Ama elimizde 3 tane i olduğu için bu şekilde bıraktığımızı varsayalım. 3 harf kullandık. Çok kötü bir puan da almayız zaten. 3 tane harfimizi çektik torbadan. Hemen bakalım. Sav'dan 10 puan aldık arkadaşlar. Herhangi bir harfin iki katı kelimenin iki katı var mı? Yok. Sav'dan 10 puan aldık. Sar'dan 4 aldık. 14. 2 de Ak'tan aldık. 16 puan biz aldık. Harf puanlarımız toplanarak gidiyor. İlk turdan 14 almıştık. 14 artı 14. Bu turdan da 16 aldık. 30 puanımız var şu an bizim. Rakibimizin ise ilk turda aldığı puanlar 5, 14, 22 puan almıştı o da. Şu an 30'a 12 devam ediyor oyunumuz son sürat. Sıra rakibimize geçti. Bu şekilde arkadaşlar tablo dolana kadar artık çıkmaza girene kadar veya
peş peşe 3 kere pas denilene kadar oyun devam ediyor. Yani ben tüm torbadaki harfleri bitirecek miyim? Bu oyun hiç mi tıkanmaz? Tıkanabilir. Ben hamle yapamam pas derim. Harf değiştir seçeneği de var. Torbadan harflerinizden bazılarını. Mesela şu benim ıstakam. Hiçbir hamle yapamıyorum. İstemediğim harfleri. Çok özür dileyerek yine düştü. Hemen alıyorum. Beğenmediğim harflerimi değiştire tıklayarak, yani uygulamadan anlatıyorum ama sizde burada tıklama yok tabii ki. Nasıl değiştireceksiniz? Sıra size geldi. Bir hamle yapamıyorsunuz ve harflerinizi değiştirmek istiyorsunuz. Nasıl değiştireceksiniz? Beğenmediğiniz mesela şu iki tane i ile ü'yü sıra sizdeyken tabii hamle yapamayacaksınız. Üçünü torbaya attırdınız. Yerine üç tane başka harf çektiniz. Tabii bu sizin için avantaj gibi görülebilir ama aslında değil. Çünkü sizler sıranızı veriyorsunuz. Yani sıranızda size gelecek alacağınız puanlardan fedakarlık ediyorsunuz. O yüzden sıranızın gitmesi kötü. Hemen çok hızlı bir şekilde rakibim de bir hamle daha yapsın, bitirelim. Mesela buradan çak yaptık arkadaşlar. Şuraya da bu şekilde devam edecek şekilde. Bu çok iyi bir hamle olmadı aslında. Şöyle bakalım. Mesela şunu yaptık diyelim. Kus yaptık, sev yaptık. Hepsi uyumlu oldu. Buradan da puanlarımızı aldık. Kustan 5 puan aldık. Sev'den de 10 puan aldık. 15 puan aldık. 2 harf daha gelecek şekilde devam etti. Ve puanlarımız eklenmeye devam etti. Sizler bunu puan aldığınız puanları A takımı, B takımı, takımlı da oynayabilirsiniz. 4 kişi de oynayabilirsiniz. Not ederek daha düzenli bir şekilde devam edebilirsiniz. Bu şekilde takıldığınız harfleri Türk Dil Kurumu'ndan da araştırabilirsiniz. Oyunu almak isteyenler her yaş grubu için uygun, 10 yaş üzeri için tavsiye ediliyor. Yani 7'den 70 herkesin oynayacağı eğlenceli bir oyun aslında. Ailecek de oynanabilir. Sizler oyunu görmek isteyenler, kutuyu alıp oynamak isteyenler için de kutusu bu şekilde, siparişinizi verip oynayabilirsiniz veya mobil uygulamalardan da oynayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.